Günler sayın seyirciler, konuğumuz Suriye'yi çok yakından bilen, Şam Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan, Türkiye-Suriye Dostluk Komitesi Kurucu Başkanı Sayın Mehmet Yuva. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii televizyonları açıyoruz, uzmandan geçilmiyor. Yani Türkiye'de garip bir gelenek çıktı, deprem olunca aynı kişiler uzmanlık yapıyor... Efendim terör olunca aynı kişiler uzmanlık yapıyor. İşte Suriye'de bir kriz yaşanıyor, bir olaylar yaşanıyor. Orada aynı kişiler yine uzman. Yani böyle bir garip yeni dönem uzmanlarımız türedi. Eskiden bizim kadrolu, modrolu daha doğrusu elemanlar vardı. Bundan belli yıllar önce. Onlar hep ekranları işgal etmişlerdi. Şimdi de kadrolu bir takım adamlar var. Onlar ekranları işgal ediyorlar. Ve Suriye'de işte Afrin operasyonu var. Çıkıyorlar, konuşuyorlar. Yani herkes askeri uzmanı oldu. Herkes terör uzmanı oldu. Ee, Tabi bu arada da çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Ve bu da e, halkımızın yanılmasına yol açıyor. Ve doğru bilgiye ulaşmada ciddi bir sıkıntı var. E, çok kirli bir bilgi beraberinde de olayları yanlış değerlendirme ve Suriye ve Türkiye'nin dostluğunu olumsuz yönde etkileyen bir takım ee, hareketlere yol açıyor. Şimdi isterseniz siz hem Suriye'de yaşıyorsunuz hem Türkiye'de yaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Değil mi? Ben evet. yanlış evet. E, söylemeyeyim. Doğru söyledim. Şimdi nedir Suriye'deki son durum? Ee, onu bize bir önce özetlerseniz oradan başlayalım. Daha sonra Afrin'deki olaylara Amerika'nın, Rusya'nın durumuna Türkiye ile Suriye niye bir türlü masaya oturmuyor? Ee, bunlara geçelim. Nedir şimdi Suriye'deki son durumu bize bir özetleyebilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Muhterem seyircilerimize de buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ee, IŞİD denilen faktör ve unsur ve gerekçe üzerinden birçok kesimin Suriye için planları vardı. Suriye devleti madem ki mesele işit uluslararası hukuk platformlarında Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın nezdinde hatta Rusya İran Türkiye ve dünyanın nezdinde işit denilen tehdit Suriye'de mevcut o zaman bir Suriye devleti olarak iki şey yapalım bir sahada bizimle birlikte hareket eden ülkelerle ve bu ülkeler üzerinden de görüşebileceğimiz ve konuyu götürebileceğimiz diğer ülkeleri bir araya getirelim ve işit denilen bu belayı dünyayı tehdit eden ve böyle tanıtılan bu örgütü topyekün yok edelim. Evet Suriye öncelikli olarak Birleşmiş Milletler'in listesinde terör örgütü olarak telakki edilen IŞİD, El Nusra ve bunlarla birlikte hareket eden örgütlere yönelik operasyonlar başlatır. Rusya, İran ama bunun yanı sıra IŞİD'le mücadele ettiğini iddia eden uluslararası koalisyon olarak bilinen o cephe IŞİD'e yüklendi. Zira her tarafın işit üzerinden Suriye için projesi vardı. Evet. Suriye'nin, Rusya'nın, İran'ın işitle savaşında Suriye için düşündüğü, tasarladığı projeyle Amerika Birleşik Devletleri ve onunla birlikte hareket eden işi e karşı savaştığını iddia eden devletlerin de Suriye için gerekçeleri aynı değildir. Bunu kamuoyu e, önce bu şekilde anlasın ve bilsin. Peki şeyin biz IŞİD'i CIA ve Mossad'ı çıkarsak IŞİD'in arkasındaki geriye bir şey kalır mı? Şimdi o, o konu, o konuyu hem sizler evet. e, İsmet Bey olarak evet. Ankara stüdyolarından İstanbul stüdyolarından ulusal kanal uzun bir zaman işledi. Evet. Bu artık maruf bir konu. Evet. Zaten bunlar olmadan IŞİD'in sahaya zuhur etmesi mümkün değildi yani Musul'dan Kerkük'ten hapishanelerden çıkarılan kaçırılan binlerce insanın bizzat Irak'ın denetiminde olan Irak'tan bu kadar binlerce insanın hapishaneden çıkarılması bunların topyekün silahlandırılmaları ağır zırhlı araçlara kavuşması hiç şüphesiz Suudi istihbaratında Amerikalı istihbaratında İsrail'inde çok önemli katkıları ve rolü olmuştur. Operatörleri Ancak... var ki sanki özel eğitimden geçmiş bir bakıyoruz. E ee, konvoy halinde işit Toyota'ları var. Ee, bir tuhaf Şüphesiz. bir durumda yani. Evet. Ama izin verirseniz buna odaklanmaktan ziyade Evet. İşit üzerinden her devletin Suriye için bir Planı senaryosu var. Evet. Şimdi Suriye dedi ki madem ki bu senaryo uluslararası devletler tarafından istismar ediliyor biz burada işitten mütevellit buradayız. İşit terörü dünyayı tehdit ettiği için buradayız. Başka bir kötü niyetle burada bulunmamaktayız. Bu açıklamayı yapıyorlar. O zaman biz de bütün gücümüzle işi denilen belayı, el nusra denilen belayı topraklarımızdan söküp atalım. Evet. İran, Rusya ve Suriye birlikte hareket ettiği sahadaki milis kuvvetleriyle birlikte işidin üzerine yürüdü. Bu karar biz 15 Temmuz 2006 terör saldırısına maruz kalırken Suriye tarafından alınmıştı. Evet. Bu tarih de çok önemlidir. Zira o tarihten sonra Türkiye'nin de böyle bir çalışmaya dahil edilmesi ve İran, Rusya, Suriye'li birlikte hareket etmesini sağlama yönünde hem Suriye nezdinde hem Rusya ve İran nezdinde çok ciddi bir niyet ortaya çıktı. Türkiye'yi de buna dahil etmek yani uluslararası evet. koalisyonun bölgesel işbirliği. Tabii ki o bölgesel işbirliğini özellikle 15 Temmuz 2006'dan sonra Türkiye'yi de bu işe dahil ederek Suriye sahasında bu uluslararası koalisyonun gerekçe olarak gösterdiği IŞİD ve Nusra'ya karşı mücadelede Türkiye'yi yanımızda görmek. Evet. Bu 15 amacı 15 Temmuz'u şöyle dersek daha izleyicilerimiz için aydınlatıcı olabilir belki. 15 Temmuz Türkiye'deki ABD FETÖ darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra. Şüphesiz. Evet. Şimdi sahaya Türkiye'de bakıyorsunuz Suriye evet. sahasına 2016'dan sonra ama özellikle 2017'de Rusya'nın havadan, İran ve Suriye'nin karadan, Rusya'nın çok e, e, güçlü ve irade göstermesi ve güçlü durması, Suriye ordusunun dikkat ederseniz o antik kent Palmyra Palmyra, evet. üzerinden çok da güzel bir yerdir. Ben de izleme evet. imkanım oldu yani görme imkanım oldu. IŞİD'in kontrolünde olan ama Suriye'nin en zengin tabi kaynaklarının da olduğu yani doğalgaz rezervlerinin çok zengin petrol rezervlerinin de olduğu ve işit tarafından kontrol edilen o sahaya yönelik büyük bir askeri operasyon başladı. Şimdi dikkat edin çok ilginçtir. Suriye ordusu Rusya ve İran işi de karşı Irak'a doğru yönelirken Irak'ta çok önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. Irak ordusu ve onunla birlikte hareket eden ama özellikle Hacı Şabi olarak bilinen bu askeri e, kuvvetin Irak sahasında da işi de büyük darbeler vurduğu dönemdir. Eş olurdu. zamanlı olarak es zamanlı. Eş zamanlı. Zira bundan neyi anlamaktayız? Suriye ve Irak arasında bu konuyla ilgili bir işbirliğinin mevcut olduğunu görmekteyiz. Hatta Suriye, Irak, İran, Rusya arasında demek. Tabi. Ama önemli olan hiç şüphesiz Rusya ve İran'ın desteğini almak evet ivedidir, önemlidir, hayatidir ama sahada mevcut olan e, asli güçlerin Irak'ın ve Suriye'nin birlikte hareket etmesi tarihidir ve hayatidir. Evet. Çünkü bunu sadece o güçlerle yapamazsınız. Tabii. Ve ilk kez dikkat edin 2003-2016 senesine kadar Irak'la Suriye arasında sahada ciddi bir işbirliği mevcut değildi. değildi. 2016'dan sonra bu iş birliğinin zuhur ettiğini görmekteyiz. Irak ordusu oradan bastırırken, Suriye ordusu aşağıdan preslerken işit yavaş yavaş Deir Zor yani Fırat'ın doğusuna Deir Zor ve Irak bölgesine sıkışmaya başladı. Evet. Ama aynı anda Hı. üçüncü bir kuvvetin devreye girerek işidi bahane ederek özellikle Deir Zor coğrafyasına Türkiye hududundan Oraya yönelik operasyonlarını başlattığını görmekteyiz. Kim var bunun başında? Amerika Birleşik Devletleri ve sahada onunla birlikte hareket eden Suriye Demokratik Güçleri olarak pazarlanan ama aslında YPG PKK, PKK'nın PKK ana gücünü oluşturduğu bu kuvvetler, Suriye Ordusu bu başarılarını kazanımlarını elde ederken onlar da yukarıdan fırsattan istifade aşağı doğru sarkmaya başladılar. Şimdi burada ilginç bir tablo ortaya çıktı. Suriye ordusu Rakka'ya yöneldiği bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girerek Rakka'da mevcut olan IŞİD e, yönetici kadrosuyla gizlice görüştüğü ortaya çıktı. Hatta PKK'lıların, YPG'lilerin de bu toplantılarda birlikte yer aldıkları görüldü. Evet. Ve Rakka birden hiçbir direniş göstermeden Beyaz bayrak çekti, silahını terk etti. Bunun karşılığında da Amerika orada mevcut olan en profesyonel işi savaşçılarını oradan taşıdı ama nereye götürdü? Bakın bir bölümü Mısır'a Sinai çölüne götürülürken evet. bir bölümü de Suriye ordusuyla YPG'nin arasına konumlandırıldı. Oraya bırakıldı. Nereye? Deir Zor'a. Deir Zor'a evet. Deri Zor'da mevcut olan en zengin <laughs> petrol kaynaklarının bölgesine Rakka'dan taşınan işit kuvvetleri oraya yerleştirildi. Şimdi yeni tabloya bakıyoruz. Muhterem seyirciler buna dikkat buyursunlar. Sahada artık Suriye ordusu, Rusya, İran, öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri, YPG ama artık işit denilen ve dünyayı tehdit ettiği iddia edilen bu örgüt mevcut değil. 10 sene, 20 sene Musul'u kurtaramayız diyen Amerikalı yetkililere inat, Irak ordusu çok kısa bir dönem içinde Musul'u işitten temizledi. Çok kısa bir zaman içinde Irak-Suriye sınırını kontrol altına aldı. Çok kısa bir zaman içinde Suriye ordusu sahada işi de karşı büyük askeri kazanımlar elde etti. Artık Amerika'nın kullanabileceği bir işit bahanesi sahada mevcut değildi. Halbuki başından itibaren biz kamuoyuyla şunu paylaşıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri orada işitle mücadele etmek için bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin malum tabirle Büyük Ortadoğu projesi olarak hep anlattığımız üç şeyi amaç edindiği için oradadır. Evet. Bunu sevgili seyirciler tekrar hatırlasınlar, bilsinler, evet. not etsinler. Çünkü bugün Afrin'de yaşadıklarımıza ışık tutmaktadır bu üç amaç. Evet. Bir, Suriye ve Irak'ın zengin doğalgaz ve petrol yataklarını kontrol etmek, istila etmek, talan etmek ve bunların üzerinde tahakküm, et, tahakküm kurmak. İki, Kürt koridoru olarak pazarlanan ancak Hepimizin bildiği üzere aslında Barzanistan bölgesinden yani Kuzey Irak'tan bizim Hatay'a Akdeniz'e İskenderun Körfezi'ne kadar açılması planlanan o ikinci İsrail koridorunun tesis edilmesi. Zira neden ikinci İsrail projesi demekteyiz buna? Tekrar sevgili seyircilere hatırlatalım. Tarihte 20. yüzyıl bu bizim açıklamamız değil. Bunu 1997'de Amerika'nın eski başkanı Bill Clinton dünyaya ilan etmişti zaten. Şunu söylemişti. 21. yüzyıl 20. yüzyılda eksik bıraktığımız projelerin tamamlanacağı yıl olacak. Ama 21. yüzyıl aynı zamanda bu savaşı Türkiye üzerindeki savaşı kimin kazanacağı ile il, il, yakinen ilgilidir demişti. Nedir peki bu? 20. yüzyılda Filistin denilen coğrafyaya dışarıdan getirilen kuvvetlerle bir Siyonist İsrail erki tesis edildi. Bunun üzerinden bu bölge 100 sene 100 sene kavgalarla, savaşlarla, krizlerle yaşamak zorunda kaldı. İkinci İsrail projesi aslında ikinci Filistin trajezisidir. Filistin'i mazlum Yahudi, mağdur Yahudi üzerinden tesis ettiler. Şimdiki projeyi mağdur ve mazlum Kürt halkı üzerinden tesis etmeyi amaçlamaktadırlar. Mevcut olan konumu bu sinsi ve kötü niyet taşıyan proje için uzun yıllar istismar ettiler. 2003 tarihinde de ilk kez bunu gerçekleştirebiliriz. Bunu artık tahakkuk ettik umuduna kapıldılar. Irak'ı işgal ettiler. 2004'ten itibaren Suriye üzerinde ciddi bir baskı oluşmaya başladı. Barzani denilen erk bölge bütün imkanlarıyla, parasıyla, askeriyle, yönetimiyle vesaire çok daha güçlü pazarlandı. Ve şimdi artık bunun ikinci ayağı Suriye'nin kuzeyi bölgesinde tesis edilmek üzere harekete geçildi. E peki bu arada mesela Barzani'nin hamleleri boşa çıktı. Şimdi yani ona geleceğim. Çok önemli. Te, neredeyse İran Rusya birleşince Irak merkezi hükümeti birleşince tes kaplumbağa gibi bir şey oldu yani. Şimdi ona geleceğim. Evet. Bunu sağlayan bunu sağlayan e, zeka, akıl e, proje zaten bizim Suriye'deki çözümümüz de olacak evet. ona geleceğiz şimdi Suriye sahnesinde bugün belirleyici olan üç tane kuvvet var evet. bir tarafta Suriye Suriye Rusya'yı İran'ı ve diğer dostlarını yanına alarak ben diyor Suriye'nin toprak bütünlüğünü egemenliğini siyasi birliğini sağlayacağım Astana Soçi sürecine destek vereceğim Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak siyasi çözüm sürecini başlatacağım. Bir geçici e, hükümet teşkil edilecek. Bu geçici hükümet anayasayı, seçimleri vesaire gibi önemli konuları üstlenecek. Bunları hazırlayacak. Suriye bu siyasi çözüm çerçevesinde genel seçimlere gidecek. Bu genel seçimlere de herkes saygı duyacak. Bu seçimlerin sonuçları Suriye'nin yeni milli hükümetini tayin edecek. Evet. Ama öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri var, YPG var. Öbür tarafta diyor ki: Ben diyor bütün gücümle, bütün imkanlarımla buraya geldim. 4900'e yakın tırla orada Karagücüm olarak kabul ettiğim bu kuvvete bu imkanı sağladım. Bu saatten sonra benim buradan çıkmam, buradan ayrılmam bu kadar kazanımı heba etmem, bu kadar kazanımı rafa kaldırmam düşünülemez diyor. O zaman Irak'ı da, Suriye'yi de, Türkiye'yi de kaybederim diyor. Evet. Şimdi bu önemli bir kuvvet. Amerika Birleşik Devletleri orada bir varlık, bir askeri varlık. Hem kendisi mevcut hem onunla birlikte hareket eden önemli bir mahalli kuvvet var. Evet. Şimdi bununla nasıl uğraşılmalı ve buna karşı nasıl konumlanmalı? Bu sorunun cevabı önemli. Öbür Şimdi, taraftan çok önemli bir husus evet. var. Özür dileyerek söylüyorum. Üçüncü bir kuvvet var. Türkiye. Evet. Şimdi Suriye'nin ne istediği malum. Amerika'nın ne istediği malum. Türkiye'nin kafası karışık. Ne istediği malum değil. Zira... Ne yapmak istediği de biraz karışık. Bir tarafta doğru yapıyor. Aslan'a sürecine katılıyor. Soçi'ye katılıyor. Rusya ile İran'la görüşüyor. Ve şunu dünyaya deklare ediyor. Bir... Benim Suriye'nin toprağında gözüm yok. İki, Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğü benim için önemlidir diyor. Dört, Suriye'de siyasi süreç başlamalı buna katkıda bulunmalıyım diyor. Seçimler olsun ve bu sorun bu şekilde çözülsün diyor. Bunu söylüyor ama esas itibariyle bu kuvvetlerin önemli bir ayağı olan hatta esasını teşkil eden ve Birleşmiş Milletler nezdinde Çavuşoğlu'nun resmi ifadesiyle resmi hükümet olarak kabul edilen Suriye Devleti ile Türkiye konuşmuyor, görüşmüyor ve bir arada değil. Evet. Bütün bu sıkıntıların ve sorunların ve çözümsüzlüğün düğüm noktası budur. Bu olursa bakın ne olur. Biz hududumuzda bizi bölen ve bizi terörize eden bir örgüt istemiyoruz diyoruz değil mi? Resmi deklarasyonumuz evet. bu. Evet. TSK'nın başlattığı ister Fırat Kalkan ister Afrin operasyonunun gerekçesi olarak ne diyoruz? Bunu söylüyoruz. İki başkan ne diyoruz? Biz bu operasyonlarla hem terörü tasfiye edeceğiz, hem teröre destek verenlere güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de bölgemizde artık Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü, egemenliğini tehdit edecek bir unsur istemiyoruz. Bunun yönü, yolu ne? Şimdi gayet açık biraz da söyledik. yıllardır söylüyoruz. Evet. Ee, çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Çok ciddi ithamlar var. Karşılıklı ithamlar var. Ee, haklı ithamlar var, haksız ithamlar var ama birçok sorun ve sıkıntı yaşandı. Ama artık 2016 gerçeği de var. 15 Temmuz 2016 gerçeği var. Artık Türkiye şuna müdrik. Ekonomik krizlerini aşabilmek, siyasi istikrarını sağlayabilmek, büyümek için büyüyen Asya kuvvetleriyle birlikte olmak mecburiyetinin hasıl olduğunun idrakinde. Rusya ile artık tekrar yeniden bir kavga istemiyoruz. İran'la istemiyoruz. Irak'la istemiyoruz. Başka önemli bir bariz örnek var. Barzani çıktı. İsrail bayraklarıyla, Amerika bayraklarıyla ben dedi Artık sadece özel bir yönetim istemiyorum. Bağımsızlığımı ilan ediyorum dedi. Referanduma gidiyorum dedi. Dünya res çekiyorum dedi. Türkiye'de, İran'da, Suriye'de, Irak'ta hiçbir şey yapamaz dedi. Ama yapabildiklerini gördük. Rusya ve Türkiye sadece dik durdu. Sahadaki kuvvetler bunu çok kolay çözdü. Evet. Bunu şunun için de soruyorum. Şimdi bizim bir tecrübemiz var. Yani çok acı bir tecrübemiz var. <laughs> Kuzey Irak tecrübesi. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra Amerika geldi 36. paralelin üzerine Saddam'ın ordularını, Bağdat ordularını çıkmasını engelledi. Sanki aynı filmi yeniden görüyoruz. Yani şimdi de ne var bu son olayda? Şam ordularının yani Esad'ın ordularının sınırlara gelmesini istemiyoruz. Yani daha doğrusu gelmesi engellendi. Ee, nasıl o zaman da tüm Irak sınırımız e, bir otorite boşluğu ortaya çıkmışsa ve barzani bir takım gruplar ele geçirmişse aynı durum şimdi Suriye'de var. Ee, neredeyse 913 kilometrelik sınırımızın Suriye denetimde olan kısmı küçük bir yer haline geldi. Çok gariptir ki mesela diğer kapılar açık Suriye denetimde olan Yayladağ ve Nusayb'in kapısı da kapalı. Yani Türkiye'nin bir tabii ne yaptığını anlamak biraz zor. Şimdi böyle de bir manzara var. Yani neredeyse e, birinci Körfez Savaşı sonrasında Irak'ta yaşanan, e, izlenen i, taktiğin aynısı Suriye'de de izlendi. Şimdi bu çerçevede e, bakarsak yani biz bir tecrübe ne oldu peki öyle oldu peki. da e, PKK ne zaman büyüdü? Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra büyüdü. Şimdi aynı durum sınırlar gittiği zaman az buz bir rakam da değil yani 900 kilometrelik bir sınırın önemli bir kısmı pkk kontrolünde, bu Türkiye'nin güvenliğini ciddi tehdit ediyor. Ve biz buna da yeşil ışık yaktık ama şimdi tabii politikalar değişti. O çerçevede nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki. Ee, çok açık olacağız. Ee, diplomatik akademik bir dil kullanmayacağız. Ee, bize şu vaat edilmişti. Ki Sayın Ahmet Davutoğlu ve e, bu projeyi dillendiren basın yayın kuruluşları, uzun bir dönem şunu söylediler. Ee, Suriye'deki bu kriz ve savaştan bizler karlı çıkacağız. Bir masada yerimiz olacak. Bir Türk, Kürt, Sünni Arap. Bakın bu üç tabir uzun yıllar birçok medyada ama Ahmet Davutoğlu'nun zihniyetinde de hep telaffuz edildi. Türk, Kürt, Sünni Arap birliği kurulacak. Bu birlik bizi Türkiye'yi, Irak ve Suriye'de çok geniş bir coğrafyayı kontrol etme, hatta hegemonyamızı oraya empoze etmenin yolunu açacak. Buna karşılık bir Kürdistan kurulacak. Ancak bu Kürdistan Türkiye'yi rahatsız etmeyecek, bölmeyecek. Bu Kürdistan sadece Suriye ve Irak topraklarında olacak. Bize garantiler verilecek. Bu Kürdistan Türkiye'ye bağlanacak. Türkiye ağabeylik, abilik yapacak, hamilik yapacak. Ve biz bu Kürdistan'ın toprak parçasında artık koparılan zenginlikleri, yani Kerkük'ün, Musul'un, işte Deir zorun Rakka'nın zenginliklerini Türkiye üzerinden Akdeniz'e taşıyacağız. Ee, bu hayalperestlik içinde, aslında bu işbirlikçilik içinde e, Türkiye'ye çok büyük zararlar verildi ve bir gün geldi... Ee, geç de olsa duvara tosladık geç, geç de olsa bunun aslında, bunun aslında bize bize kurulan büyük bir tuzak olduğu idrak edildi. Bakın bugün artık eski genel Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bile Aydınlık Gazetesi'ne verdiği röportajında samimi olarak ne diyor? Şam ordusu sınırımıza kadar, sınırımıza kadar gelmek zorunda diyor. Eşref Bitlis de Saddam ordularının sınırımıza kadar gelmesini Aynı. istiyordu. Başı Aynı. suikast yapılmıştı yani. Aynı. Evet. Ee, yok. Allah uzun ömürler versin. Evet. Korusun. Ee, artık çünkü sadece İlker Başbuğ değil, birçok kesim artık evet. bunun idrakinde ve bunu bunun tek çözümü olduğunu söylüyor. Şimdi şunu da samimi olarak söyleyelim. Suriye ordusu uzun bir zamandır burada yok. Ve burada müthiş bir boşluk var. O boşluğu birileri geldi doldurdu. O boşluğa sebebiyet verenler bizleriz değiliz kimlerdi? Bunu artık tartışmanın aleminde kalmadı. Evet, Anlamı evet. da kalmadı. Şimdi dikkat edin. Suriye tarafından Türkiye'yi suçlayan açıklamalar gelmesine rağmen, evet. Türkiye halen Suriye ile otur oturmamakta ısrar etmesine rağmen, e, Afrin harekatı başlar başlamaz İdlib'de Suriye askerinin hareket... Halinde olduğunu görmeye başladık. Evet. Ya yani bir paket mi bu? Şimdi, hem orası hem orası bir paket şimdi miydi? Birileri bu birileri bu tür tabirleri sevmiyor. Evet. Yani evet. işte İdlib'i ver, afrine gir. İşte acaba burada perde arkasında bu tür uzlaşmalar sağlandı mı? Şimdi veriler şudur. Sahadan evet. gelen evet. veriler şudur. Gerçekler var. Bir Afrin operasyonuyla birlikte İdlib'ten özellikle Türkiye ile birlikte hareket eden önemli bir kuvvet Afrin'e intikal etti. Bu da İdlib'te Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin daha rahat, öne açık hareket etmesinin imkanlarını yarattı. Yani Halep'ten çekilmeye benzer bir durum mu var? Ee, evet çok doğru söylediniz ve güzel bir örnek verdiniz. Evet. Buna benzer bir durum yaşanıyor. Evet. Buna mukabil El Nusra ve onunla birlikte hareket eden kuvvetlere karşı Suriye askerinin başarılar kazandığını görüyoruz. Ama bunu İdlib'de yapıyor. İşte Sincar'ı, işte Ebu Duhur askeri üssü, işte Ebu Duhur kasabasını yavaş yavaş İdlib'e doğru ilerliyor. ilerliyor. Bu ilerleme yaşanırken Suriye'nin kuzeyinde, Laskiye'nin, Laskiye-İdlib arasında yeni hazırlıklar yapılıyor cisru şuura yönelik özellikle bu Orta Asya'dan değiştirilip getirilen binlerce işte kendilerini Türkistanlıyım, Uygurum, Kırgızım vesaire diyen ama ne Türkistanlılıkla ne Kırgız'ın, Özbek'in o derin narin tarihi ve edebiyatıyla hiç ilgisi olmayan ne düğü belirsiz bu caniler orada mevcutlar. Çoluk çocuk mevcutlar ve yıllarca artık orada 2011-2018 yani neredeyse 5-6-7 evet. sene falan. Şimdi olmuş oraya yönelik operasyon yapılarak İdlib'in birçok bölgeden kıskaç altına alınması hedeflenirken birden bizim Yayladağ'ın, Hatay'ın Yayladağ'ının karşı tarafında Suriye'de mevcut olan bu kuvvetlerin Suriye ordusuna yönelik op operasyonları, başlıyor. Saldırıları, başlıyor. Saldırıları, başlıyor. saldırıları başlıyor. Ki... İdlib rahatlasın. Bu da gösteriyor ki aslında İdlib sahasında El Nusra ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Evet. Nedir o? El Nusra fetih cephesi içinde yer alarak zamanında 2015'te ÖSÖ ile diğer kuvvetlerle işbirliği yaptı. Ve bu işbirliği sonucu İdlib işgal edildi, ele geçirildi. Şimdi Türkiye ılımlı ve radikal örgütler arasında kalın bir çizgi çizmeyi kararlaştırdı ama bunu pratikte yapmanız kolay değil. Çünkü bu tür örgütler iç içe geçmiş, dirsek teması halinde olan, akrabalık ilişkileri olan, birbirleriyle çeşitli istihbarat örgütleriyle de irtibatlı irtibatlı zor kontrol edilebilir. Evet. En son bunun örneğini Hemeymim Askeri Usunu atılan o saldırı yapan insansız veya silahlı insansız İnanarlar. araçlarında gördük. Çok karmaşık bir örgütten bahsediyoruz. Ama El Nusra ister Fetih, ister tahriyur Şam isimleriyle zuhur ettiği zaman bu askeri operasyonlara maruz kalıyor. Şimdi Türkiye aslında İdlib'ten bu kuvvetlerini de çekerek kendisiyle ilişkilendirilmek istenen Ennusra'dan da kurtulmuş oldu. Evet. Böylece Ennusra'yı Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin ve Rusya'nın rahmetine bıraktı. Evet. Alın, bu işi siz halledin. Dikkat ederseniz kısa bir zaman Astana'da sağlanan İdlib'e girişimiz ve oraya gözlemci askeri noktalar teşkil etmemiz hususunda Rusya'nın sürekli uyarıları vardı. Yani önce bu işleri yapın. Yapın. Yapması. Ki 12 tane bizim gözlem istasyonu kurmamız gerekiyor. diyor. şu anda 4 tane kurabilir. Evet. Yani Söylemesi üçünün. yapmasından kolaydır. Evet. Yap diyorsun da. Türkiye tamam göğsüne elini vurdu da. E, evdeki hesap çarşıya uymuyor. Herkesin Sağ çok karışık. Evet herkesin yapması Şimdi gerekiyor. Bu sebeple, yapmadı. Afrin bu anlamıyla bir taşla iki kuş vurmayı da hedefledi. Hem orada mevcut olan PKK'nın varlığından kurtulmak. Arkadan vurulmayı da önlüyor. Önlüyor. İki, İdlib sahasında mevcut olan Türkiye yakın bu kesimleri yanına çekerek, oradan taşıyarak orada Nusra'yı Yalnız soyutlamak, yalnızlaştırmak. Yalnız ve ya kardeşim bu mesele askeri olarak siz çözün. Zaten Astana'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilmiş, yüklenmiş böyle bir sorumluluk da yoktu. Evet. Yani El ile savaş sorumluluğu yoktu. Evet. Şu sorumluluk vardı. Onlara karşı ciddi askeri önlemler al. O ciddi askeri önlemleri almanız bile onunla savaşmak kadar önemlidir. Evet. Bu da sizi El Nusra ile İdlib'de karşı karşıya getirir. Bu da sizi El Nusra ile birlikte hareket eden kuvvetlerle aranıza çomak sokar. Sorunlu ve sıkıntılı yapar. Evet. Bu sebeple aslında Afrin operasyonu, Türkiye'yi İdlib'te de rahatlattı. Evet. Ve Suriye silahlı evet. kuvvetlerini de rahatlattı. Şimdi sahne, daha rahat vuracak yani. Da, şey, ve mücadele rahat ilerliyor. Evet, i̇lerliyor. Evet. Bunu uzun zamandır söylüyorduk. İki tane ukde var Suriye'de. İki mesele. Fırat'ın doğusu ve İdlib. Evet. Şimdi ya yani diğer yerler önemli ölçüde i̇şte, e, kontrol, altın altın, kontrol altına altın, Ve öyle. çözülebilir, halledilebilir. Evet. İşte Ateşkes, çatışmazlık vesaire gibi e, konularla oradaki silahlı e, kavga çözüme kavuşturulabilir. Evet. Ancak Fırat'ın doğusuyla İdlib şu şekilde hallolacak. Başka çaresi yok bunun. Bir Fırat'ın doğusunda Suriye silahlı kuvvetlerinin operasyonlarının önü açılacak. Evet Bu nasıl olur? Türk silahlı kuvvetleri şunu söylüyor, diyor ki. Afrin'de yalnız başına başarılı olmamız bu terör koridorunu önlemek ve bunu bertaraf etmek için yeterli değil. Bu iş Fırat'ın doğusunda da devam etmeli. Etmeli. Şimdi Fırat'ın doğusunda devam edebilmesi için Fırat'ın doğusu Afrin'e benzemez. Fırat'ın doğusunda mevcut olan kuvvetler hem Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri hem onun çok ağır silahlarla donattığı bir örgüt. Şimdi bu iki güce karşı olabilmeniz için siyasi, askeri iki önemli konuyu aynı anda harekete geçirmeniz gerekmektedir. Evet. Hem Suriye Silahlı Kuvvetleri ile bu işi Rusya ile İran'la da görüşerek birlikte koordine ve organize edeceksiniz. Hem de siyasi olarak Amerika'ya ortak bir mesaj vereceksiniz. Suriye ne diyor Amerika'ya? Sen bu topraklarımda meşru değilsin. Sen benden izin almadan buraya geldin. Buradan çıkmalısın. İran ne diyor? Amerika orada kalamaz. Zira Amerika'nın iki önemli amacı var. Oradaki zenginlikleri talan etmesi, Suriye'yi bölmesi, Irak'la Suriye'yi bölmesi ve bölgesel işbirliğine darbe vurması. Bu sayede de Türkiye'yi de, Irak'ı da, İran'ı da, Suriye'yi de tehdit etmesi. Gitmeli diyor. Evet. Rusya ne diyor? görüşerek, uzlaşarak, konuşarak ama en nihayetinde de gitmelidir diyor. Evet. O zaman Türkiye'de diyecek ki: Seninle uzun yıllardır görüşüyorum, konuşuyorum. Senden rica ediyorum. Bana yönelik bu kadar ağır eleştiriler olmasına rağmen, ya halen anlayamadınız mı denilmesine rağmen, bu kadar verilen sözler yerine getirilmeli, halen Amerika'dan medet umuyorsunuz, suçlamalarına maruz kalmama rağmen tahammül ettim, sabrettim. Ama artık sabrın sonuna geldik. Buradan elini ayağını çekeceksin. Evet. Elini ayağını çekmezse ne olur? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın, Rusya'nın, İran'ın cephesine karşı hiçbir şey yapamaz. Bir de kararlı durdukları zaman bölge ülkeleri yani denenmiş bir model var Irak'ın kuzeyinde. Aynı modeli Suriye'de, Fırat'ın doğusunda uyguladığın zaman hiçbir sorun kalmaz. İsmet, Amerika kaybedeceği bir şey de girmez ayrıca. Bakın İsmet Bey çok ilginç noktaya dikkat çektiniz. Bu sebepledir ki Amerika Birleşik Devletleri bugün yumuşak politikaları devreye sokmuştur. Evet. B planını devreye sokarak Türkiye'ye biz zeytin dalı dedik o yeşil dal uzatıyor. Diyor ki e, gelin bu işi birlikte halledelim. Sıkışmamış olsa yapmazdı, bunu söylemezdi, söylemezdi, yapmazdı. Başka bir şey söylüyor. Fitne tohumu ekiyor. Diyor ki Türkiye. Ya diyor, biz müttefikiz, stratejik dostuz. Bunu maalesef danışmanlık statüsünde olan Türkiye'de e, cumhurbaşkanlığına danışmanlık yapıyorum diyen bazı kimseler bunu tedavüle sokuyor, söylüyor. Bu büyük bir e, tuzaktır. Bu Amerikancılığın daniskasıdır ve Türkiye'ye verilecek en büyük zarardır. Evet. Zira şunu söylüyorlar. Amerika PKK'dan, YPG'den vazgeçsin, bizimle birlikte olsun. Bu çok tehlikeli bir söylemdir. Bu saatten sonra özellikle. Çok tehlikeli bir söylemdir. PKK varsayalım ki Amerika Birleşik Devletleri PKK'dan vazgeçti, YPG'den de vazgeçti. Böyle bir Amerika ile bu bölgede birlikte olunmaz. Evet. Bu kuvvet Türkiye'nin dostu değildir, samimi değildir. Eğer Amerika'dan dost edinmek istiyorsanız Amerika'ya ve Amerikan halkına şu mesajı vereceksiniz. Senin devletin, senin ülken, senin askerin, senin Pentagon'un Amerika'nın milli çıkarlarına zarar vermektedir. Amerika bu bölgeyi sadece bölmemekte, sadece bu savaşlarla, krizlerle boğmamakta ama aynı zamanda bu savaşlar ve krizler aslında Amerikan halkının milli menfaatlerine vurulan büyük bir darbedir. Amerikan aydınları, Amerikan'daki yazar çizer takımı, Amerika'daki milli unsurlar var ise bunlar artık lütfen piyasaya Sahneye çıksınlar. Çıksın. Onların görevini bizler yapmak zorunda değiliz. Evet. Vietnam'dan sonraki e, Amerikan halkındaki tepkilere benzer bir şey örgüt. Zaten biraz kıvılcımlar var orada. O düşüncemi e, tamamlamadım. Bir evet, son cümle. Son cümle. Evet. Evet diyorlar ki bize size Fırat'ın batısını verelim biz Fırat'ın doğusuyla yetinelim. Hem bu sayede siz Suriye'de de kazanmış olursunuz. Hem birlikte hareket ettiğiniz ÖSO denilen e, bu garabet e, örgüte alan açarsınız. Suriye'nin geleceğinde de bunların üzerinden söz sahibi olursunuz. Peki soruyorum. Bakın aklın yolu birdir. ÖSO denilen ucube örgüt üzerinden küçük bir alanı kontrol etmek mi Suriye'nin tümünü kazanarak, Suriye Devleti ile anlaşarak, tümünü kazanarak. 2011 önceki. 2011 önceki. 2011 öncesine mi dönmek daha karlıdır. Bunu lütfen. Tabii tabii. Türkiye'deki yetkililer. Türkiye'deki tabii. karar sahipleri düşünsünler. Ben çünkü 2011'den önce ben Suriye makamlarıyla naci İtri vardı o zamanlar başbakan. Biz şeyi konuşuyorduk toplantılarda. Türkiye'deki sınırın kaldırılmasını konuşuyorduk. Yani o kadar ilişkiler iyiydi ki sınırları kaldı. Bu Suriye'den geldi teklif. Aynen. Su Aynen. diye. Şimdi 10 dakika gibi bir süremiz var. İki tane kritik sorum var. Ee, birincisi Afrin'de önümüzdeki süreç nasıl gelişir? İkincisi de Türkiye'nin hala Şam'la diyaloğa geçmemesi Şam'da nasıl değerlendiriliyor? Bu iki soruyu 10 dakikaya sıkıştırabiliriz. Hemen yani... ikinci sorudan başlayayım. Suriye zaviyesinden baktığınız zaman Suriye devleti mesele şöyle bakar uluslararası haklarına bina, egemenlik haklarına istinaden şöyle bakar. Bir, benimle görüşerek, anlaşarak ülkeme gelen kuvvetler var. Benimle görüşmeden gelen kuvvetler var. Benimle görüşerek gelen ana kuvvetler İran ve Rusya'dır. Benimle görüşmeden ülkeme gelen kuvvetlerin başında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye var. Bunun yanı sıra küçük küçük gruplar halinde İngilizler var, Norveçliler var, Danimarkalılar var, Varoğlu var. Türkiye'de tabii görüşmeyi şöyle diyebilir miyiz? E, orada yani Türkiye gelirken mutlaka Rusya ve İran üzerinden. Şimdi evet. aradaki farkı e, paylaşmak istemiştim. Amerika tamamen gayrimeşru kabul edilen bir evet. kuvvet. Türkiye ise çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye Suriye'nin dostu olan İran ve Rusya'nın dostu, müttefiki veya birlikte çalışıyorlar birlikte çözüm arıyorlar. Ama Türkiye ve Suriye görüşmüyor. Suriye'ye mesajlar Rusya üzerinden, İran üzerinden gidiyor. Yani hemen yanı başımızda 100 metre sonra e, konuşacağımız insanla biz binlerce kilometre uzakta olan Moskova ve Tahran üzerinden konuşuyoruz. Böyle bir garabet var. Evet. Şimdi Suriye'de diyor ki, "Tamam kardeşim." diyor. "Dostumun dostusun." Hatta geldik birlikte aynı masada oturduk. Türkiye ve Suriye aynı masaya oturdu. Yani Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşer Caferi ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı temsilci, temsilcisi veya Türkiye adına orada bulunan temsilci Astana'da Soçi'de karşı karşıya görüşüyorlar, evet. oturuyorlar, konuşuyorlar. Onun için Türkiye'nin özel bir statüsü var, özel bir konumu var. Şimdi bu özel statüyü, konumu artık farklı bir evreye taşımak zorundayız. Evet. Bu olmadan, şimdi Afrin'e geçelim. Halen biz ısrarla, ben bu işi Suriye Silahlı Kuvvetleri'yle yapmayacağım. ÖSÖ'yü ön plana çıkarmak. Bir de çok tehlikeli başka bir şey yapıyoruz. Yani sahayı bildiğimiz için, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de aslında büyük bir yanlış yapıyoruz. Bu başarı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aittir. ÖSÖ, vuruyor, ÖSO e, yapıyor, başarıyor gibi reklamlar, pazarlamalar hiçbir şey getirmez. Gazkeri de haksızlık. Büyük bir haksızlık. Evet. İkinci husus da şudur. Hani Suriye tarafı ÖSO ile de masaya oturuyor. Bakın özellikle ulusal kanal seyircileri bunu anlamalı ve bilmeli. Yani bunu artık yavaş yavaş işlemeliyiz. ÖSO da Suriye Devleti ile, Suriye Devleti de ÖSO ile indirek Cenevre'de, Astana'da, Soçi'de oturuyorlar. Ve Suriye Devleti diyor ki siyasi sürece katkıda bulunacak bütün örgütlerle konuşmaya hazırım. Ama iki örgütle masaya oturmam, onlarla sadece savaşırım diyor. El Nusra ve IŞİD. Ondan sonra Beşer Esat başka bir şey söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile hareket ederek vatan hainidir dedi. Onlarla da savaşırız dedi. Kürt grupları da is ismen de söyledi. Aynen. Evet. Şimdi Türkiye Suriye ile görüştüğü takdirde ÖSÖ da Suriye'nin nezdindeki bu durumunu, bu konumunu düzeltebilir. Suriye'nin siyasi sürecine katar ve Suriye'ye kazandırabilir. Yoksa Suriye'nin nezdinde her daim terör örgütüdür ve bu terör örgütüyle işbirliği yapan Türkiye'dir söylemini sürekli kullanacak. Evet. Şimdi Afrin meselesinde son bir çok... dakikaya Hemen evet. hemen söylüyorum. Afrin'de Rusya oradan askerlerini çekti. Rusya o askerlerini çekmeden önce orada mevcut olan Suriyeli silahlı Kürt örgütü olarak kendilerini telaffuz eden, bugün öyle diyen bizim Amerika ile bir işimiz yok bakın Amerika'da bizden feragat etti diyen kesime aylardır silahlarınızı bırakın bayraklarınızı indirin üniformalarınızı çıkarın ya Suriye ordusunun parçası olun ya da sivilleşin ve bu işten elinizi ayağınızı çekin dedi ama bunu kabul etmediler. Şimdi kalkıyorlar Rusya bize ihanet etti diyorlar. Suriye bize ihanet etti diyorlar. E kardeşim Suriye devleti ordusu oraya egemenliğini getirecek. İstesen de istemesen de bunu yapacak. Rusya Suriye'nin egemenliğini tehdit edecek. Son merhalede hiçbir şey yapmaz. Evet. Bu esnada da sen bunu yapmadığın için o toprak parçası üzerinden de Türkiye'yi tehdit ettiğin için Türkiye'yi de bu operasyona zorladın. Evet. Sen de Amerika'nın pohpohlamalarına e, geldin. Amerika da şimdi seni yalnız bıraktı. Senin için hiçbir şey yapamayacağını gösterdi. Senin önünde iki tane alternatif var. Ya teslim olacaksın. Ya teslim olacaksın. Ya teslim olacaksın. Şimdi böyle bir imkan oluşmuş. Türkiye bunu ivedi ve acilen kullanmalı. Evet. Ve Suriye Silahlı kuvvetleriyle hem Afrin'i hem İdlib'i hem Fırat'ın doğusundaki gelecekteki operasyonları görüşmeli. Tek alternatif budur. Evet. Ve en büyük arzumuz bizlerin bu stüdyolardan şunu deklare etmemizdir: Bu çözüm, bu anahtar, Şam coğrafyasının, Anadolu'nun, Irak'ın, İran'ın, Rusya'nın haya sigortasıdır, huzurudur, istikrarıdır. Kürt kardeşlerimizin varlık sebebidir. Bunu da özellikle Kürt aydınlarımız, Kürt yazarlarımız bunu bu şekilde lütfen görsünler, onların bu coğrafyanın parçası oldukları, bu parçanın bizler için çok değerli olduğunu bilmeleri elzemdir. Onlar da bu coğrafyanın asli ülkeleri ve devletleriyle ve kuvvetleriyle birlikte olmaları, Amerika'nın İsrail ile birlikte hareket ederek hiçbir şeyin elde edilemeyeceğini görmelerinde büyük bir yarar vardır. Evet, sayın seyirciler, bizzat. Olayların merkezinden gelen Sayın Mehmet yuvayla Suriye'deki son gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin neler olabileceğini konuştuk. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daha ediyorum. sonra tekrar e, görüşmek dileriz çünkü hakikaten işin uzmanları ve sahadan bölgeden gelen insanlarla e, izleyicilerimizi bilgilendirmek bizim için son derece Ben teşekkür ediyorum önemli. sevgili seyircilerimize de her daim afiyette kalmalarını ve umutlu kalmalarını istirham ediyorum ve diliyorum. Sağ olun.